Erkan Tan. Dolarla solculuk yapanlar. Dünyanın hangi aklı başında ülkesinde basın yayınla ihanet bizdeki gibi kolay acaba? Türkiye'de yabancı bir devletin resmi kurumları tarafından resmen finanse edilen yayın kuruluşları faaliyet gösteriyorlar. Amerika ve CIA tarafından finanse edilen ve gizlice yönetilen Rand Corporation, Net Ulusal Demokrasi Fonu, CFR Osman Kavala ile Macar Yahudisi George Soros ilişkisi ve TESEV. İşte bu yukarıda saydıklarımın hepsi birbirleriyle doğrudan bağlantılı. Amerikan Kongresi kendisine yönelik tehditlere karşı Türkiye başta olmak üzere Avrupa'daki müttefiklerine siyasi eliyle gizlice ödenekler dağıtıyordu. Bu durumun ortaya çıkmasından sonra NET kuruldu. P24, T24, K24. Yani uzun lafın kısası CIA Türkiye'de gazetecilere, radyoculara ve televizyonculara yıllarca para dağıtmış. Çil çil USA dolarları ile demokrasi, özgürlükler, insan hakları, Türk ulusalcılığı yapmışlar. Ülkemizde dolar dağıtan bu nedin? Türkiye'deki müttefiklerinden birisi kurucu başkanı Hasan Cemal olan CIA irtibatlı bağımsız gazetecilik platformu. Bunların değişik kolları ise P24 portalı, T24 haber sitesi ve K24 platformu. Yani Amerika Kongresi tarafından kurulan, CIA tarafından yönlendirilen ve yönetilen, NED tarafından para verilen, insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kışkırtan kahpeler. Yani Soros'un çocukları. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri Emre Erciş TRT tweet adresinden öğrenebilirsiniz. Gazeteci kimlikli ajanlar Şeytani üst akıl din adamlarını, gazetecileri, televizyoncuları, bilim adamlarını, yazarları, gezginleri, arkeologları, sanat tarihçilerini ve her çeşit sivil toplum kuruluşunu bir istihbarat aygıtı ve elemanı gibi kullanıyor. Film ve müzik endüstrisi de şeytani üst aklın amaçları için kullandığı alanlardır. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü. Batı denilen Haçlı ve Siyonist ittifakı bu değerleri kullanarak yeryüzünü fitneye boğuyor. Dünyanın geri kalanını bu kavramları kullanarak ve bu iş için kurulmuş dernekler, vakıflar, sivil toplum örgütleriyle karıştırıyorlar. Bu yapılar aynı zamanda Soros ve benzeri tiplerle destekleniyorlar. STK, dernek, vakıf görünümlü bu örgütler her türlü kargaşa kampanyasını da yürütüyorlar. Dünya Erdoğan'a umutla bakıyor. Yeryüzündeki Müslümanların bildiği, tanıdığı, bağrına bastığı, dua ettiği, sevdiği, ümmetin lideri diye görülen mazlumların umudu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başkan Erdoğan konuşmalarıyla, tavırlarıyla sadece Müslümanların değil, farklı dinlerden, farklı milletlerin de sevgi ve ilgi duyduğu bir devlet adamıdır. Dünya Erdoğan'dan tavırlarından ve sözlerinden ciddi bir ilgiyle bahsediyor. Bunu G20 zirvesinde, Arjantin'de bir kez daha herkes gözleriyle görmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun evinde HDP'ye kim oy verdi? Daha evvel genel seçimlerde sormuştum. Yerel seçimler için yapılan görüşmeler ve terörist sevici HDP ile işbirliği çabasından sonra bir daha hatırlatmak istiyorum. CHP il ve ilçe teşkilatları son genel seçimden evvel bütün Türkiye'de yoğun bir kampanya başlatmışlardı. Özellikle büyük şehirlerde. CHP'li her aileden HDP'ye bir oy verecek şekilde planlama yapmışlardı. Sonuçlar bunun gerçekleştiğini açık ve kesin bir biçimde gösteriyor. Böylesine önemli büyük bir işbirliği ve ortaklık herhalde genel başkan ve diğer parti idarecilerinin onayı olmaksızın asla gerçekleşemez. O halde soralım. Kemal Kılıçdaroğlu, sizin evde HDP'ye kim oy vermişti? Siz mi, eşiniz mi? Erkan Tan, takvim